Üsküdar'dan Faruk Kara gidiyoruz. Bakalım neler hazırlamış bize. Hava gideceğiz. İşte ne yapayım? Geliyor. Silikonlarımızı takıyoruz. Hazırlık yapıyoruz şimdi. Evet, şimdiden hazırlıyoruz ki gittiğimizde çat 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 çat. İnşallah, inşallah. Kafasına kafasına. Ben de o kadar kılım ki tam böyle düz çıkacak abi. Abi düz çıktı mı? Avcı oluyor işte. Silikonun yapısı bozulmuyor. Bak mis. İşte. Mis. Oh. Oh. Keyif alıyorum. Oh. Evet arkadaşlar, bu kadar silikonu hazırladık. Şimdi Molix'lere geçtik. Molix'leri toparlıyoruz. Evet, bir de bir Molix arkadaş. Şurada kefal de gözüksün. Bak kefale bakar mısın abi? Şu güzel diye. Çok iyi ya. Yani bunlar ultraviyole bir de. Bakalım. Bak. Şunda ultraviyole var. Şunda var. Efendim abi. Beyaz natural. Beyaz glow natural zaten. Glow değil mi beyaz? Yok abi. Glow değil. Natural. Hmm. Alttaki yeşil de var. Şunda var. Gelinceye benziyor. Bunda var mı? Bunda da var. Bunlar zaten glow şu. Şu altında ultraviyole var. Şu komple can canlı. Ben bunların hepsini lahuz alırım biliyor musun? Hem sana lahuz alırım bunu. Evet. Çat 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 çat. Bu manyaklar dolaydı. Evet. Tamam. Abi suyun nasıl olsun? Tabii. Şimdi bismillah. Çok güzel. Tamam. Teşekkürler, gayet hoşlar. Aa, bu da evet, teşekkürler. Ne demek abi? Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Görüşürüz inşallah. Evet, 44 litre yakıt aldık. Ne kadar tuttu biliyorsun? 900 lira, 44 litre almışım. Şimdi ne yaptık hacı? Şimdi çıktık yola. Tekirdağ'dan. Şu an neredeyiz? Şu an Silivri tarafındayız. Tekirdağ değil, şu an Silivri. İstanbul'dan evet. Çıktık. İstanbul'dan nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çanakkale tarafına gidiyoruz. Enes'e gidiyoruz ya. Saros Körfezi'ye evet. Enes'e gideceğiz. Enes'e gidiyoruz. İşte bakıyoruz burada ne kadar masraf yapmışız. İlk masrafımız benzin. Aynen. Pardon, ilk masrafımız tamam benzin ama. Benzin de İlk şey. Masrafımız kahve. Kahve yani şu arkadaş. Akbil fişi. Şimdi ne? Buradaki maksat şey. Yani ne kadar para harcadık? Yani aynen. İki kişi ortalama. Ne kadara mal olduğunu hesaplayacağız. Hem tabii de buradan bilgi vermiş olacağız. Hani balığa çıkmak isteyenler, herkes merak ediyor ya işte ya şu kadar para harcadım. Ha, ne kadar kimisi diyor 5000 lira harcadım, kimisi diyor 1000 lira harcadım. Nasıl oluyor o iş? Birebir belgeli. Birebir belgeli. Yani cicimi seni çıkartmadan. Aynen. Çok ne kadarsa o kadarlık bir masraf. Cılkını şey çıkarmadan. Ne aldık? 2 tane küçük 35'lik su aldık. Bir tane 1 litrelik su aldık, 1,5 litrelik. İki tane bir litrelik rakı gibi söyledim ona. İki tane yarımlık. 35'lik. Bir tane şöyle bisküvi tarzı bir şey aldım. Kurabiyem diye bir şey. Al beni kurabiye. Ondan aldık. Bunların açtığımızda hani acıkırsak bastırsın diye. Bastırsın diye. Şu an karnımız tok gidiyoruz. Aç değiliz. O yüzden acıkırsak yolda bir şeyler yiyeceğiz. Ona da çekeriz zaten ne kadar acıdığımızı. Evet. Şöyle bunlara 50-60 lira para verdik galiba. Onun fişini düşürdüm yolda da. Çok rüzgar esiyor. Bunu nasıl hesaplayacağız zaten hiç bilmiyorum. Aldığımız şeyi 60 lira. Anında 60 yazacağız zaten. Hayır lan. Videoda göreceğiz ya. 60 lira harcadık. Ha. Ondan sonra 904 lira benzin harcadık. Kaç 44 litre benzin aldım. Zaten arabada bir çelik kaponu biraz altında bir yakıt vardı. Yaklaşık 1000 liraya doluyor zaten. Hı hı. En son 1000 liraya doldurmuştum. Şu an benzinin litre fiyatı da 20.04 galiba. 20.04 olmuş. Evet, 20 lira. Uzun bir zamandır çıkamıyordum. Ben çıkamıyordum. Cem gene çıkıyordu ama ben bir yere çıkamıyordum. Tutup zorla hadi gidiyoruz dedim. Zorladı bizi. Gidiyoruz. Açılışı yapıyoruz. Bu gidişten sonra da duramam herhalde daha. Allah sonumuzu hayır etsin. Sürekli abi ya. Bir yerlerde olurum herhalde. Ya inşallah vakit olsun, imkanımız olsun gidelim. Evet. Yani şu an Silivri'deyiz. Evet, hadi yola devam. Besmelesiz çıkmam abi. Silivri'den devam ediyoruz. Ya kısmet ya nasip. Marmara Yöresi, İpsala. Böyle devam işte.
Saros Körfezi'ne gidiyoruz. İnşallah rast gelir. Saat 8. Yaklaşık 1 saattir yoldayız. 1,5 saattir. Evet. Şimdi bir kahve mavi bir bolası verelim. Yani biz biraz keyfe gider yolculuk yaptığımız için. Aynen. Yalan mı? Keyfini çıkartıp biraz çıkart geziyoruz. Valla gidiyorsun abi, keyfini çıkartıp. Tabii abi ya. Şimdi arkamıza kovalayan yok. Yine benzin istasyonuna geldik. Evet, şimdi kahve içeceğiz. Maliyeti hesaplıyoruz, kahve içeceğiz. Gidene kadar dünyanın parasını harcayacağız. Abi keyfe keder yapıyoruz yani. Aynen. Kahve alacağız. Sade mi istiyorsun? Sade istiyorum. Önceki kahve ne kadar? 30 lira. Bastın mı? Ortada kanvas var. Ha şimdi oldu abi. Kibar bak, sert bastım diye durmuş. Tamam herhalde. Ne istiyorsun? Latte. Latte mi alalım? Ne alalım latte? Sade içmeyeyim ya, ağzım çamur gibi oldu. Sütlü olsun. Ne oldu? Oldu, bitti işte. Bir tane de kahve aldık. 30'a da burada aldık. Ne yaptı? 960, 990 yaptı. 10 lira dışarıdan da biz diyelim biz onu. 10 lira bir tane gibi alırız zaten. Evet, ihtiyaç numaramızı da veriyoruz. Evet. İhtiyaç numaramızdan sonra kapat. Burasını kapatalım. Alışverişimizi yaptık diyeceğim ama birer kahve içtik. Evet. İhtiyacımızı giderdik. Şimdi de devam ediyoruz. Evet, yola devam. 990 lira para harcadık. 990 lira oldu şu an. Şimdi o kadar yolu geldik. Bir şey almadığımızı fark ettik. Akşamın bu saatinde. Jeton sonradan düştü. Jeton sonradan düştü. Dedik ulan bir şey yememiz lazım. Sağ olsun abi, buraya gazete serdi. Siz burada halledin dedi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kaşar salam yapacağız. Mecbur gariban yemeğe. Gerçi bu gariban yemekliğinden de çıktı artık bu zamlardan sonra ama. Aynen, zengin yemeği. Şimdi bunları hazırlayacağız. Ondan sonra yola revan olacağız. İyi ki gitmedik biliyor musun? Aç kalırdık. Yine bu şeyleri aldık ama. Vardı ya işte portekiz tarzı bir şey. Ha. Aman da aman nerede doğru. Bagajı toparlarken şey ettim. Sen söyle. Eve koydum. Eve koydum. Evde işe yaramıyor amanlar. Neyse, şimdi buradan nevaliyi hazırlıyoruz. Gene devam edeceğiz. Artık yemeğe... Temiz parmaklarını da yapıyor. Temizdi değil mi? Tuvalete gittim, elimi yıkamıştım. İyi bakalım, şimdi devam edeceğiz yola. Bir şey diyor mu? Yok. Deme. Karnımız acıktı. Bir şey almadığımızı hissettik, fark ettik. Dedik bari akşam yemeğini bir şeyler alalım. Her yer kapanmış. Saat 9:25 geçiyor. Tabi burası şimdi köy olduğu için. Yani ne kadar para harcadık? 110 lira mı? 115 lira. 115 lira. 115 lira. 90. 105. Ha, 105 lira. Ne aldık? 2 tane cezerye mezerye falan aldık işte abuk sabuk işte. Ya 2 tane tatlı, 3 tane aldık tatlı. Şey, canımız hani paket tatlı çekendi. Böyle şey. Çay peyniriyle salam aldık. 2 tane. Ne zaman böyle çıktı? Bey amca bize çok güzel bir kıyak geçti ya. Ha vallahi sağ olsun. Ya. Geçin dedi, gazete, yapın dedi. Gazete mazete serdi. Şöyle bir sağdan mı gideceğiz, buradan mı gideceğiz? Sağdan gideceğiz. Evet. Tarlaya gireriz, eve gireriz. Hayır, hayır bizim.
Hayır, yiyelim de dönmeyelim biraz. Evet. Boşuna. Şimdi aç karnımızı doyurduk. Daha doğrusu doyuruyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel bir rüzgar vardı. Çok güzel bir rüzgar var. Karizma çıkarsın ha şov. Hadi gidalo. Abi diyelim ki takıldık, ne yapıyoruz? Kopartıyoruz. Takıldım diye çaresi var bak, çözüm çok basit. Takıldığı zaman ortayı nasıl kurtarırsınız? Yani ortayı nasıl kurtarırsınız onu göstereceğim. Kurtardı işte, bu kadar. Evet, kurtardı. Bu yeterli. Bu bizim için yeterli. Aa, lider duruyor. Lider duruyor. Bu bizim için yeterli. Lider duruyor. Silikon kalsın. Silikon kalsın. Sender V2. Güzel silikon. Elim harika. Bunda da dikkat edeceğiniz bir tek şey. Silikonlu olduğu için saplanıyor yeri kayalara bayalara. O yüzden kıyıya yaklaştı mı kaldıracaksınız kamış. Çay bedene girecek. Bir bardak çay beni 4 saat idare eder mi? Helal. İşte yani. Bu yoklukta yani. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bir börekçi. Bir börekçi. Burası bir börekçi. Enes'te bir börekçi arkadaşlar. Enes limanına gelirseniz bir börekçiyi muhtemelen alın. Çekeyim mi? Evet. Ne yapıyorduk ya? Kaç verdim sana ben? 5 verdim. Şöyle tutmuyorum. 5 verdim. Hadi börekçi. Evet. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin inşallah. İşler de var vallahi. Şurada bir tane albayı var demiştin. Ha şurada bak, şu karşı yani tarafta bir albayı sorunu uğrayacağız. Bir şey abi, adını unutmuşum. Sabah namazından önce gelenlere bedava. Sabah namazından sonra gelenlere. Bir dakika. Bir dakika, bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha adını unutmuşum abi. Bir söyle bir daha. Sabah namazından önce gelenlere bedava. Sabah namazından sonra gelenleri iki misli, iki misli. Kurtu vakti gelenleri sıkıntı yok. Bir dakika dur. Dün akşam Enes'e geldik. Levrek için gelmiştik. Gelmişken de Enes merkezde Koray Ticaret'e uğradık. Metin abi 7 yıldır burada.
Şimdi onun mağazasını dolaşacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Enes Liman'a geldiğinizde ya da Enes bölgesine geldiğinizde av malzemesi ihtiyacınız olduğunda ilk yapacağınız şey buradaki bölgeye uğramak olacak. Neden? Çünkü bölgede malzemeniz kalıyor. Tekne turu falan da yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Tekne turu falan da var. Fiyatlar da uygun. Metin abi bölge hakkında bilgi de veriyor. Bölgeyi de bilgilendiriyor. Boşa gidip bir kürek çok çekmiyorsunuz. Artı 24 saat hizmetimiz var. Gece geç vakit gelirse de. Yer falan da var. Mamun var, sürünmez var. Her çeşit yemimiz her zaman bulunuyor. Mamun sürünmez şurada. Tamam. Bu 3D yazıcı printer'da yapılmış. Evet, oğlu yapmış. Ve oldukça sağlam. Kendi imalatı. Orijinalini de gösterdi bize. Orijinalinden daha güzel olmuş. Evet. İnsanın kafa çalışıyor böyle. Ne yaz kış tekne avı yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz abi tekne avında? Yani tekne avında mesela sırtı çektiriyoruz. Mercan, efendim çaparı yaptırıyoruz. Yemliğe çıkarıyoruz. Bak yorgunluk tamam. Çayı da ısmarlıyorlar. Yani, kahve çayı da var. Şey, kahvenin 40 lira yaptığı olacak ya. Şimdi. Sütlü kahveyi bu tarafa kursak. Evet. Ben bileyim. Liman içerisinde güzel levrek pofana yapıyor. Evet. Kasım ayında başlıyor. Şubat Mart'a ayında bitiyor. Diye bitiyor biliyorum galiba. Mart'a kadar yapıyor. Mart'ın başına kadar yapıyor. Evet. Mart'tan sonra zaten çaperi başlıyor, yemli başlıyor. Yazın yemli burada nerede? Yazında çok güzel çıpra yapıyor. Bir de şey ne orijinal çıpra. Bak yani çıpraya gelinir. Çıpraya gelinir abi. Yani İstanbul'dan buraya kalkıp geliriz yani. Evet, Enes'e geldiğiniz zaman liman içi ve bölgeleri için konuşuyorum. Bu bölgede Enes Belediyesi'nin hemen yanında. Hatta bütün bölgenin şeyi burada galiba, esnaf sanatkarlar falan. Tabii bu merkezde. Yani yemli ihtiyacınız olur, 24 saat yem hizmeti veriyor. Yani yeminizi almanız için sürünmez, mamul. Boru kurdu var mıydı? Boru kurdu da var, hepsi var. Yani bütün yemler var. Telefonunu falan paylaşacağım. Bir de ahtapot, kalamar, sübye, efendime söyleyeyim boru kurdu, göz, kalamar yavrusu, hepsi yani, var. Derin su balıkları evet. Da var bak. Canlı sübye bile tedarik ediyoruz işte. Konaklama. Kalacak yer ihtiyacınız var. Onları da tedarik ediyoruz, yardımcı evet. Oluyoruz. Telefon numaramız da... Sen bir söyle abi, ben yine altına tabii, yazarım. 0530 383 1732 numara 24 saat hizmet veriyoruz. Biz ne yapıyorduk? Nerede kalalım, nerede edelim diye. Hani nerede kalırız? Hani buraya geldiğiniz uzun yol geldikleri için... Arkadaşlar arayıp da bizim hava durumu, balık durumu hakkında da doğru bilgiye ulaşabilirler evet. Bizden. Ona göre yola çıkarlar. Geldiklerinde de sıkıntısız bir şekilde her türlü konuda kendilerine yardımcı oluruz burada. Konaklamada da bir odada demiştin değil mi abi? Evet, bir apartta. Apart pansiyonlar, yazın kullanılan apart pansiyonları da kışın maksatlı kullanılıyor. Fiyatları da uygun oluyor. Tabii yani. Yazın gelirseniz yazın da... Tabii yazın da yardımcı oluruz burada. Tabii kışın fiyatlar daha uygun. Aynen kışın fiyat daha uygun. Yazın duruma göre geliyor ama... 3-4 kişi kalabiliyorsun. En azından güvenilir yer aradığınız zaman bilindik yerlerden yer temin etmek daha iyi. Çünkü barınma, konaklama çok önemli. Tabii. Yok çok her önemli. Konuda yardımcı olur. Yoksa bizim gibi arabada yatarsın yamulursun. Söyle. Ne oğlum bu tarafa doğru gel. Tamam fazla gitme. Bak bir de o da ayağına bak şurası kayalık. Su üstüne yapalım. Su üstüne yapalım. Gelsene böyle. Sığ burası. Kaya bırak, kaya bırak. Yok, yok, yok.
Yüzüp tut değil mi? Ha? Yüzüp tut. Sağ kötü. Ama açık. Aç lan, benden değil. İki porsiyon köfte, bir porsiyon patates, iki tane de şeker. Evet. 204. Çok bedavaya yemek yedik. Nerede masak? 4-5. Şimdi ne yaptık? 1440 lira toplamda bugün, dün ve bugün masraf yaptık. 2 günlük evet. Kampımız. Konaklamaya para vermedik. Ama konaklamaya para vermemize rağmen yiyecek, içecek bence gayet makul yani. O zaman 1000 lira gidiş geliş. 1000 lira gidiş geliş yani. 1000 lira gidiş geliş o masrafı olacak. Yani şöyle düşün. 1000 lira gidiş geliş olsa 1000 lira değsen desen 1000 lira kişi başı yenir normalde. Biz biraz ekonomik de davrandık. Bakma hani işte bakkaldan yedik yemeği. Abi. Ama şu an mesela sana. Buradan mesela köftecüsü hiç ekonomik davranmadık yani. Bir şey diyeceğim. Ekonomik dediğin zaten ne yiyebiliriz ki yani, anladın mı? Yani. Aynı şeyi tutan zaten kişi başı tutan, 100 lira olsa 200 lira masraf yapıyor yemek bak, her öğün mesela. Yolu, yemesi falan filan yani. Hadi ekstra biraz daha fazla aldığımızı düşün. Kolası, şu içeceğini. Bir de otelde bir gün kalmış olsam bile. Tabii yani 500 lira da o pansiyon olsa. Gittiğimiz... Yani levrek avcılığı para istiyor abi. Para ne olacak ya? Yani şöyle düşün. Bir keyif yaptık, 1500 lira para harcadık. Tamam mı? 1500 lira daha günümüz bitmedi ama bak. Daha günümüz de bitmiyor. Daha bunun akşamı var. Akşam yine bir taraflarımıza çıkacak yani. Biz akşam mesela ava gideceğiz. Akşam büyük bir ihtimalle yani saat 10 gibi falan acıkmaya başlayacağız. E ne yapacağız? Bak bakmıyor, önüne bakmıyor. 10 gibi ava gideceğiz mesela. Bu sefer ne yapacağız? Belki 1000'den ya da 101'den yani o işte marketlerden şey alacağız. Sandviç ekmek de alabiliriz mesela, biz Adem'e çok yapıyoruz onu. Yap abi, ne olacak ya? Hayır, karnımız doyuruyor. Güzel bir şey yemek gerekiyor. Çünkü ne oluyor biliyorsun, akşam vaktimiz kalmıyor, hani mera yetişelim oluyor, tam balık saati kaçıracağız bilmem ne. Kaçmaması için aparatif bir şeyler alıyoruz. Zaten bak, balığa çıktığım, çoğu balığa çıktığım zamanlarda bir şeyin farkındayım. Fazla malzeme aldığı zaman kalıyor abi o zaten. Bir tabii. Fanta, bir sürü şey. Tabii. Hepsi kalıyor. Kaç kere oldu? Oğlum küfür etme lan. Küfürler hepsini için uğraşıyorum ya. Kayıt mı yapıyordun? Kayıt yapıyordun. Söylesene. Diyorum ya, kamera açık. Doğru, kes. Yayınlar o zaman. Seninle böyle ciddi konuştuğumu gördün mü hiç? Ben de diyorum, bu niye böyle sanki hiç görüşmesine gelmiş gibi konuşuyor. Oğlum kayıtlarımız açık. Şimdi güzel anamı babamı ziyaret edeceğiz inşallah. Evet. Bak, anasını sevmeyen birisi az önce anasını sövdürmek üzere var gücüyle gitti. Tamam ama çekimdeyiz, küfür etme. Yok, küfür etme. Bak, o sadece anasını sevdirmek için yapıyor. Bütün bölge ailesi onun annesini seviyordur bence. Ama şimdi sen şimdi onu zaten şimdi izleyecek olan kişiler zaten şu an senin ne söylediğini ne yazdılar şu an bunlar. Hak etti o şimdi. Şimdi anamızı babamızı biz ziyaret edeceğiz. İnşallah. Onlara sağlıklı huzur olur. Özledim ben kendilerini şahsen. Eminim onlar da beni özlemişlerdir. Yani öyle ümit ediyorum. İnşallah özlemişlerdir. İyi geldin. Niye geldin? Seni beklemeyeyim. Niye buradan geldin? Ya onları mahvetmişler ya. Belediye çalışıyor ama abi. Çalışıyor. Allah. Kamışlarınızın kırılmaması için ne yapıyoruz? Bu şekilde ağaca vuruyoruz. Ağaca vuruyorsun. Ağacın dalına kamışın ucunu sıkıştırıp çekiyorsun abi. Böyle bir kılıf kullanıyoruz. Böylece. Böyle bir kılıf değil. Bunun adı lastikli kılıf. Lastikli don kullanıyoruz bunun için. Kamış taşıma kılıfı. Evet, vuruyorsunuz en büyük sebebi. Hem pratik oluyor merada taşımak için. Şurada iki tane de şey var. Tabii. Neydi onun adı? Yani iki yuvası var bunun. He.
Diyelim ki meraya gittiniz, bunu alıyorsun sırtına şöyle. İstiyorsan komple kafana sokuyorsun. Pek tavsiye etmiyorum böyle kullanmayı ama. Yani 1000 lira 2000 lira kamışlar için bence kayıt taşımak için bu şekilde kullanılabilir. Tabii tabii. Ama bizim gibi artık bu işin nirvasını yapamamış olduğu için asla. Bir de şey söyleyeyim, kamışı sürekli makine yatağında taşıyan bizim gibi arkadaşlar için diyelim ki av yaptınız ilk yapacağınız şey kesinlikle makinenin kafasını açmak. Kalamayı açmak. Kafasını yani derken. Kalamasını açacağız yani. Evet. Kalamasını şimdi açacağız. Arapça konuşmak istemedim anlaşılması için. Sen çünkü gidiyorsun. Gidiyorum çok duygusuz. Görüyor musun? Şu böyle rahat çektiğin zaman gelecek. Amaç ne? Az önce başıma gelen gibi. Mesela biz arabanın arka koltuğuna koyduk. Bu şöyle dışarıda kalmış. Evet. Cem arabanın kapısını kapatmış. Klips dışarıda kalmış. Dışarıda kaldı. Sonra kalama. Bu döndü gitti. Allah'tan kalama açık. Lastiğe takılıyor. Tabii. Kopuyor. Artık lastiğe mi takıldı? Lastiğe takılmıştı. Lastiğe mi takıldı? Araba çekiyorduk bir tane. Bir tane ben diyorum bir VTT aksiyonu şey aldık diyorum ama vuruş aldık o muydu? VTT'dim. Kısa bilgi. Böyle bu tarz kısa içerikler gelecek. Evet böyle kısa içerikler üretecek Cem Aksoy'cum. Çanakkale'ye gittik Enez bölgesine. Liman içine. Havasını suyunu öğrendik. Evet. Bizim nasibimizde yoktu. Tabi Ecebat taraflarında balık alanları olmuş. Ama bölge boyunca yani Enes Saroz bölgesinde yemli av haricinde spinli aç çek yapan olmadı. Yok. Dün gece ve bu sabah kimse yoktu. Lodos'ta, hava çok patlaktı. Aynen, Lodos'ta sadece yemli veriyormuş orası. Evet. Biz de yemli yapmıyoruz zaten uzun zamandır. Ha, ilerleyen zamanlarda yemli av yapabiliriz ama şu an için spine geldik. Spine geldik. Şimdi Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'da deniyoruz. Bir meraya gittik. Bir meraya gittik. Daha sonra orada da sürekli av yaptığımız, balık aldığımız bir meraydı. Balık yosun. Alamadık, nasip olmadı. Yosun vardı. Şimdi arkadaşla Adem Deniz'le buluşacağız. Birlikte bir av yapacağız. İnşallah bakalım ne yapacağız. Rast gelsin inşallah. Evet, rast gelsin. Arkadaşlar Enes lan yavaş oğlum yavaş ananı sevmeyesin. Enes'e gittik, güzel bir gezi yaptık. Gezi yaptık. Av yapmadık. Yine ne varsa bizim güzel Marmara'mız, Tekirdağ'ımızda var. Marmara'da güzel bir balık avladık. Aynen. Bugün balığı bulduk. Tek balığın oldu 60 santimlik bir balık. Hiç bizi görür. Allah bereket versin. Aynen, güzel boş. Şimdi yarısını Faruk yiyecek, yarısını ben yiyeceğim. Ama zaten sabaha kaçtık. Gerçi var ama bir saat uyuyacağız. Bir saat uyuyacağız. Yani iki günde bir saatlik bir uykumuz var. Çok yamulduk. Aynen. Gece... Yamulduk, yorulduğu üzere. Konuşamıyoruz bile dostum. Ecibici olduk. Güzel bir turası. Allah herkese nasip etsin inşallah. Evet, biraz koşturmanız gerekiyor yani. Bayağı bir koşturacaksınız. Yorulacaksınız yani. Bir şey yok. Yaklaşık herhalde 600 kilometre yok. Gidiş geliş 600. Nereden baksan arkadaşlar 750-800 kilometre bugün yol yaptık. Yani Silivri'ye gittik, Tekirdağ'a döndük, tekrar gittik, tekrar döndük. Ya yani bayağı bir berat aradık. Ama bir tane çok şükür. Bir tane paşa kandırılma nasibi varmış. Evet. Orası da herkese rast gelsin şu anda. Evet, rast gelsin. Takipte kalın, like atın arkadaşlar. Serisi like, gelir. Like atın. Ha, olacak o kadar. Konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz abi. Yorgunuz arkadaşlar, yorgunuz. Bıraktım. Tamam. Evet, av dönüşü. Mağazaya geri geldik. Faruk. Eşyalarını bırakacak. Şimdi avlandığımız... Evet, şimdi avladığımız balığı tartacağız.
Eşyalarımızı da yerlerine koyacağız. Faruk Car. Lavi diye Faruk Snow. Oğlum balığı üstüne koymuşsun ya. Dümdüz olmuştur herhalde. Baba, taze taze baba. Şey gibi balık sapıkları gibi. Baba baba. Çok güzel bir balık. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Darısı başına. Çıkartmadan bir. Bir dahaki sefer darısı başına. İnşallah. Ben zaten iğne açacak diye korktum ha. İnşallah. Açma daha. Açar bunlar. Kaliteli ekipman kullanıyoruz. İnceydi ama olur. Sen iğnesi. Olsun. Çok da ağır balık değil mi zaten? Daha iyileri nasıl olur inşallah. Evet, çok güzel bir tur yaptık. Bizim için çok eğlenceliydi ama çok yorucuydu. Çünkü uyku olayını biraz ayarlayamadık. Bir arabada iki kişi yapmak zor oluyor. Ha. İki tane horlayan, bir tane çok horlayan. Neyse, orayı geçelim. Yani arkadaşlar, güzel, eğlenceli zaman geçirdik. Evet. Bu tarz şöyle kaçamaklar güzel şeyler. Cem Aksoy, sağ olsun. Sağ ol Faruk. Eşlik ettiği için. Yani seninle de gezmek çok ayrı bir güzel, ayrı bir güzellik. Kafa yapılarınızın uyuşması çok önemli arkadaşlar. Evet, hava gittiğinizde mod düşmemesi lazım. Evet. Kesinlikle bir kişinin mod düştüğü zaman o avdan verim alamıyorsunuz. Biz birbirimizi hep böyle tamamlıyoruz. Hep birbirimizi böyle kaza getirip motive ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz balık avcılığı zor, zahmetli, meşakkatli süreç. O yüzden avlarınızla kafa dengi arkadaşlarla gezmeniz daha iyi. Yaklaşık 1500 lira civarında yani 1500. Gezme, yeme, içme, tuvaletlere para verme. Çaylar hep bedavaya geldi farkındaysan. Evet. Yani en azından herkes bize ikram etti. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsun. Belki Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın bir börekti. Börek yediğimiz yer en azından. Bir börek ismi. Bir börekti. Güzel bir arkadaş. Güney Market'ti, ekmek aldığımız yer değil mi? Ekmek arası evet. Yaptık bizi. O gün açlıktan kurtardı. Bütçeyi ne kadar sıkarsak günlük av yapabiliriz diye bir yola çıkış yaptık. Bu bütçelerle de yolculuk yapılabiliyor. Arkadaşlar 3 kişi 1500 lira değil de 2000 lira civarında bir masrafınız oluyor yakıtta. Yani biz yaklaşık 700 km yol yaptık bugün. Evet. Biz gezdik yani bayağı bir gezdik. E tabi biraz olsa daha da fazla gezerdik. Çünkü gezecek çok yer var Türkiye'de. Bitmiyor Allah'a şükür. Ama Allah da bitirmesin. En azından yine bir Metin abinin... Metin Koray'dı galiba. Evet, Metin Koray. Metin Koray işte Enes Belediyesi'nin dibinde dükkanı var zaten. Tavsiye ederim ki de niyet gidin. Şöyle söyleyeyim. Bir tane ürün unuttunuz mesela. O bölgede tabii burada İstoş gibi mağazalardaki satılan ürünlerin hiçbiri olmuyor tabii. Yani o bölgede av yapabilecek, o bölgede gidebilecek ucuz ürünler oluyor ve orada işinizi görebilecek kestirme çözümler bulabiliyorsunuz. O iyi bir şey. Evet, o iyi. Yani tedariksiz gittiğiniz ya da tedarik ettiğiniz zaman koptu ürününüz. Yani bulamayacaksınız şeyine kapılmıyor. İstanbul'a dönme sıkıntınız olmayacak mesela, o da güzel bir durum. Ayrıca canlı yemi de tedarik edebilirsiniz orada. Evet, canlı mamı yani. Bilmem ne de vardı. Hepsi var yani. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bu tarz içeriklerin de gelmesini istiyorsanız mesela. Evet. Yaptığımız mesela avlarda masrafları gösteren bir çekim yapabiliriz mesela, ne yaparız? Tekirdağ ava gittik mesela, ne kadar masraf yaptık, yakıtlarıyla. Yani yakın mesafeler olur. Yakın mesafe olur. Ya da sormak istediğiniz şeyler varsa işte yorumların altına sorabilirsiniz. Mesela İzmir'e gidiyoruz. Can, yanıtlar. İzmir'e gidiyoruz mesela bazen. Ama bu aralar gidemiyoruz tabii. Çünkü dönemini kaçırdık. Şimdi Derangiros, Murangiros tek tük 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 olmuş. Yani bir gün İzmir'e gideriz. İzmir'de işte otoban ücretleri bitti. Bütün masrafları yazarız. Bunu Umut Akkuş diye bir arkadaşım var şu an Amerika'da. Otobandan geçiş ücretlerini yapıyorlar. Amerika'ya geçiş ücreti. Amerika'da mesela New York City'de adam mesela şey yapıyor. İşte bir yerden bir yere giderken bir şehre ne kadar otoban masrafı yaptı, ne kadar masraf var. Geçen sene Yunanistan'a gitmişlerdi. Türkiye kapısından çıktıktan sonra Yunanistan'da yapılan yol masraflarını falan göstermişti. Güzelmiş. Güzel bir içerik. Linkini de koyarım. İsterseniz takip edin. Genç arkadaşımız. İşveren kendisi zaten, yatırımcı. Ama bu tarz içerikleri yapıyor. Bir tane de araba kiralayacaktı galiba. Kaç milyon dolarlık bir araba.
bir günlük kiralayacaktı, onunla ilgili bir video yapacaktı. Neyse, velhasıl Kerem, bunlar bizim mevzumuz değildi. Yani şöyle söyleyeyim, yapılan masrafları biz değinmedik, kalemledik. Ona göre harcamamızı yaptık. Yani iki kişi bize külfet olmadı. Yani külfet olmadı derken, siz ayda bir gidersiniz, iki ayda bir gidersiniz ya da ay, evet, her hafta gidersiniz. Hiç külfet olmadı zaman. Ya da hiç gitmezsen hiç külfeti yok. Bu tarz şeklinde gelmesini istiyorsanız Faruk Kar arkadaşım da, Cevak Soy ben, biz de takip ederseniz beğeni, görüş, yorum, önerilerinizin hepsini bekliyoruz. Evet. Yapıcı önerilerin hepsini açığız. Hakarete varmayan tüm eleştirileri de açığız. Zaten beni bilen biliyor, Faruk da bilen biliyor. Biz genelde eleştirileri söven ya da bilmem ne yapan insanlar da değiliz. Eleştiriler bizim için olumlu çünkü ona göre kendimizi çekip tutamıyoruz. Çünkü evet, kimse kendi hatasını görmüyor. Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet.